Ne yapardık anneme bir şey olsa? Rezil olurduk vallahi annemize bakamadık diye. Ucuz atlattık oğlum. Ömür insan için bir dolu hatırayla geçer. Bir sürü tecrübe, bir sürü deneyim, bir sürü farklı yüzü tanımakla geçer. Bazı ömürler çok şey katar kendine. Hep ilerler ve hiç durmaz. Bazı ömürler yerinde sayar, yine de bir şey kazanır. Çünkü yıllar geçer, insanlar doğar, insanlar büyür ve insanlar öğrenir. 1942 yılı herkese çok şey katan bir yıl oldu. 1942'nin baharında ise ülkemizin sanatına birçok katkısı olacak Savaş Dinçel dünyaya geldi. Ailesi ona Halil Savaş Dinçel adını koydu. İlkokul ve ortaokulu doğup büyüdüğü yerde bitirdi. Sonra İstanbul Erkek Lisesi'ne geçti. Bazen insanlar hayallerini seçmezler. Hayaller kendini gerçekleştirebilecek kişileri seçerler. Savaş Dinçel de bunlardan biri olmalı ki daha lise yıllarında tiyatroyla tanıştı. O zamanlar genç, heyecanlı, masum bir çocuk olan Savaş Dinçel, liseyi bitirince İstanbul Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümünde eğitim almaya başladı. Tiyatro sanatıyla kılıktan kılığa girerken birçok insanın farklı bakış açısıyla anlatılabilirken, farklı insanların yerine geçebilirken bir de çizgilerin dünyasına girmiş oldu. Birbirinden farklı karikatürler, çizimler yaptı. Sahnenin tozunu yutarken bir anda kalemin tozlarını da yutmaya başladı. Çok sevdiği İstanbul şehir tiyatrolarından ne yazık ki darbe sonrası uzaklaştırıldı. Uzaklaştırılırken tek değildi. Yanında mahkemede bile birlikte kelepçeleneceği arkadaşı Müjdat Gezen vardı. Peki neydi bu mahkemenin sebebi? Tabii ki çizgilerle Nazım Hikmet kitabıydı. Çizgilerle Nazım Hikmet kitabını Müjdat Gezen yazmıştı. Ama resimlerini Savaş Dinçel çizmişti. Önce 21 yıl hapis cezası verildi haklarında. 21 yıl, dile kolay, bir ömür. Sonra biraz yatıp çıktılar. Beraat kararı verildi. Savaş Dinçel çok sevdiği işi yaparken bir anda suçlanıp tutuklanınca çok korkmuş olacak ki çıktığında uzun bir süre sadece karikatüristik yaptı. Farklı karikatürler çıkardı. Sevilen karakterler çizdi. Sonrasındaysa çok sevdiği tiyatroya geri dönebilmesi için mesleğe iade kararını beklemesi gerekti. Büyük bir sabırla bekledi ve sonunda artık sahneye çıkabilmesi için gerekli olan o izin çıkarıldı. Artık sahnelere geri dönen bir tiyatrocuydu. Ama ilkelerinden, düşüncelerinden ve kendinden vazgeçen birisi olmadı hiçbir zaman. Karikatür dergisi açtığı dönemlerde tekrar çizgilerle Nazım Hikmet adıyla bir çizgi roman çıkardı. Farklı tiyatrolarda çalışma ve tecrübe edinme fırsatı buldu. Tiyatro onun için her şeydi. Sanatın başladığı ve bittiği yer olarak görüyordu. Tiyatro sanki onun ruhundaki yaralara ilaç oluyor ve onu sakinleştiriyordu. Ayrıca çok yönlü bir adamdı. Sanatın her yerinde var olmak istiyordu ve hepsinden önemlisi yetenekli bir oyuncuydu. Oyunculuğu elbette sadece tiyatroyla sınırlı kalmamalıydı. Bir karakter seçtiğinde adeta o karakter olur ve onun gibi yaşardı. Onun gibi su içer, onun gibi düşünür ve onun gibi yürürdü. Bu onun var olma amacıydı. Bu yetenekli adam sinemada da olmalıydı. Hem de fiziki bir farklılığı vardı ve onu öne geçirebilirdi. İsmet İnönü'ye çok benziyordu. Bunu sadece bir kişiden değil, neredeyse çevresindeki herkesten işitiyordu. Tüm yönetmenler İsmet İnönü rolleri için ona gitmeye başladı. O da sinemadaki varlığını bu sayede güçlendirdi. Benzemek elbet ki öne geçirirdi ama Savaş Dinçel başkaydı. Çünkü o aynı zamanda yetenekliydi. Çalışkandı ve üretkendi. O yüzden sadece İsmet İnönü rolleriyle değil, oynadığı tüm rollerle tanındı. Gerçekten bir iş yaptığında bunun herkese hitap etmesini isterdi. Çünkü o izleyicisini tanır ve bilirdi. Böyle de oldu. Yer aldığı her rol hafızalara kazındı. Duygusal bir yanı da vardı Savaş Dinçel'in.
cezaevinde tutuklu bulunmasından sonra normal hayatına dönmekte biraz zorlandı, çok sorguladı. Çünkü o kötü bir şey yapmamıştı. Belki de bu durumu çok içerlediğinden banka kasasının şifresini bile onu tiyatrosundan uzaklaştıran sıkı yönetim yasasının numarasını koydu. Belki de kader onu sanatına bağlamak için önüne bu engeli çıkartmış ve onu sınamıştı. Belki o da böyle düşünüyordu. Son derece aklı başında ve ılımlı bir insandı. Kimseyle polemiğe girmezdi. Kendi hayatında kendini oynar, dışarıda verilen rolleri oynar, zaman zaman çizer ve yazardı. Onun için yaşam döngüsü böylesine zahmetsiz ve basitti. Bunun adı mutlu olmak ve mutluluğu bulmaktı. Yakın dostu Müjdat Gezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezi adlı kendi adını taşıyan bir oyunculuk okulu kurdu. Bu okul kurulduğu dönemlerde Savaş Dinçel uzun yıllar boyunca burada eğitmenlik yaptı. Öğrenciler yetiştirmeye başladı. Sadece bununla sınırlı kalmadı ve onun gibi gerçek sanatçılar yetişsin diye üniversitelerde de dersler verdi. Genç nesil için iyi bir örnekti. Bir ömrü sanata adamıştı ve karşısına ne çıkarsa çıksın pes etmemişti. Onların da böyle olması için dersler vermeye ve yanlarında olmaya devam etti. Dönem dönem kendi çalışmalarına da vakit ayırdı. Oyunculuğu ve karikatüristliği de hiç bırakmadı. Kendi bildiği yolda, kendi bildiği şekilde yürümeye devam etti ve artık herkesin tanıdığı bir oyuncuydu. 2007 yılının son günleriydi. Savaş Dinçel bir film çekimi için hazırlıklara başlamıştı. Sonrasında çekimler başlamış ve en sevdiği işi yapması için gerekli fırsatlar ayağına gelmişti. Çekimlerde bir rahatsızlık geçirdi. Hastaneye kaldırıldı, ameliyat olması gerekiyordu. Ameliyatı olduktan sonra isteği sete geri dönmek ve işini yeniden yapabilmekti. Ama evinde istirahat etmesi gerekmişti ve ne yazık ki evinde dinlendiği esnada da bir iç kanama geçirdi. Tekrar hastaneye kaldırıldı. Ancak ne yazık ki kurtarılamadı. Vefatının sebebi ani kalp durması olarak kayıtlara geçti. Sanatla çarpan kalbi birden duruvermişti ve ülkemizde sanattaki önemli bir değerini henüz 65 yaşındayken acı bir şekilde kaybetmişti. O hep kalplerde yaşayacaktı. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.